Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi 21 Haziran gecesi Erzincan İliç'te Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold altın madeninde kullanılan siyanürü taşıyan boru patladı ve o gece boyunca yaklaşık 20 ton siyanürlü solüsyon Fırat Nehri'ne karıştı. Görüntü budur. Bir görüntü daha var. Bu da siyanür havuzunun görüntüsü. Onun dışında sosyal medyada görüntüler var. Bunların araştırılması, gerçekliğinin araştırılması, yerinde tespit edilmesi için bu araştırma önergesini meclisin takdirine sunuyoruz. Evet, bu Fırat Nehri bizim çocukluğumuzda büyürken övünerek anlatılan o Dicle, Fırat, bu memleketin su varlıkları diye övünerek anlatılan ve bunların dinleyerek büyüdüğümüz nehirler. Ve bu Fırat Nehri'nin üzerinde Keban, Atatürk ve Karakaya Barajı'nı da bu nehir besliyor. Ekolojistlerin, bilim insanlarının ısrarla uyardığı, bizlerin bu kürsülerden defalarca konuştuğumuz, yani sonuçlarının önceden bilindiği, göz göre göre gelen bir doğa katliamına ve taammüden işlenen bir ekokırım suçuna tanıklık ediyoruz. Bakın bu katliam nasıl geldi? Maden işletmesi 2001 yılında sondaj çalışmalarına başladı. 2010'da siyanürle altın işletmeciliğine geçti. Ve çöpler altın madeni hakkında bugüne kadar onlarca bilimsel rapor var. Bunlardan bir tanesi Türk Toraks Derneği'nin raporu. Bu 2017 tarihli bir rapor. Daha henüz siyanürle altın işletmeciliğine geçmeden önce. Ve raporda tesiste kullanılacak maddelerin hemen hepsinin insan sağlığı ve ekolojik yaşam açısından riskli olduğu tespit ediliyor. Türk Tabipler Birliği 2021'de uyardı. Altın madeni etrafında bulunan yüzey sularından, topraktan, suda yaşayan bitki ve böceklerden, kara bitkilerinden, kuşlardan alınan örneklerle incelemeler yaptı ve arsenik düzeyinin yüksek olduğunu tespit etti. Ve halk ve ekosistem için büyük bir çevre ve sağlık sorunları daha sonra ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bütün bu uyarılara iktidar kulağını tıkadı, gözünü kapadı. Eylül'de 2020 Eylül ayında bir kadın yurttaşımız vefat etti, Fatma Tiftik. Ve ölümünden günlerce önce yapılan tahlillerinde Tiftik'in hastalığının en güçlü nedeninin siyanür zehirlenmesi olabileceği tespit edildi. Ve siyanür havuzunu kapatın diye bütün ekolojistler, yöre halkı defalarca ve defalarca bölgede açıklamalar yaptı. Kuşlar ölüyor, siyanür havuzunu kapatın, siyanür toprağa karışıyor, derhal projeyi iptal edin. Çığlıklarına yine iktidar kulaklarını kapadı. Açılan sayısız dava oldu, protestolar gerçekleşti ama faaliyet bir türlü işletmenin faaliyeti durdurulmadı. Fırat Havzası'nda bu işletme ve siyanürlü atık havuzları ve yüzlerce metre derinliğinde maden çukurları ile doğa ve yaşamı tehdit etmeye devam etti. Ama bakanlık ne yaptı? Bunları görmezden geldi ve hiçbir önlem almadı. Üstelik iki kere başka bir şey yaptı. İki kere kapasite artırımına gitti. ÇED raporu ile maden sahasını 60 hektar genişletilmesine izin verdi. Dahası bakanlık Erzincan İliç'te püskürtme cihazlarıyla siyanür, sülfürik asit ve diğer 40 çeşit kanserojen kimyasalı atmosfere veren işletme hakkında herhangi bir yaptırımda da uygulamadı. Halkın yaşam ve geçim alanlarına, su varlıklarına, tarım arazilerine, doğaya ve canlılara zarar vermeye devam eden bu faaliyeti yasaklamadı. İliç yıllardır Fırat'a 600 metre mesafedeki 200 futbol sahası büyüklüğünde 1280 metre derinlikte bir siyanür havuzu ile yaşıyor ve bu zehir havuzunun büyüklüğü 640 futbol sahasına çıkarılmak isteniyorken tam da bu sırada bu katliam gerçekleşti. Öncelikle illa bu katliamın gerçekleşmesi gerekmiyor insana ve ekosisteme zararı için. Zaten madenin varlığı, bu şekilde altın işletmeciliği yapılması zaten sisteme zararlı, ekosisteme zararlı, insan sağlığına zararlı. Ama onun üstüne bir de bu katliam gerçekleşti. Peki gerçekleştikten sonra, katliamdan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? Çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetlerinin durdurulduğunu, ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ve denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ne kadar büyük iş.
Buyurun topar. İçerisinde arsenik, kurşun, kadmiyum gibi birçok ağır metal, sülfürik asit ve siyanür barındıran 20 metreküp doğaya karışıyor ve ülke tarihinin en vahim çevre katliamlarından biri yaşanıyor. Çevre Bakanlığı bunu çevre kirliliği olarak adlandırılıyor. Ne güzel. Bakanlık yetkilileri gidiyor numune alıyor ama daha numuneler incelemeye gitmeden diyor ki sızıntının Fırat Havzası'na gözlemsel olarak ulaştığı tespit edilmemiştir. Ya şimdi bir kere doğaya, suya, havaya karışmamış iddiasının hiçbir bilimsel gerçekliği yoktur. Bir de şirkete üst sınırdan ceza verilmiş, ne güzel, 16 milyon 441 bin lira. Soruyorum, her şey para mı sizin için? Bu ceza ile doğayı temizleyebilir misiniz? Fırat'a vermiş olduğunuz zararı ortadan kaldırabilir misiniz? Bu maden çalışırken zaten doğayı kirletiyor. Siz bunun için engel olmuyorsunuz. Bir kere sadece Erzincan ilişte değil, aynı zamanda İYİ Parti grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Zeki Hakan Sıdarlı. Buyurun Sayın Sıdarlı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son yıllarda ülkemizde yaşanan devasa çevre felaketlerinin biriyle daha karşı karşıyayız. Bunu da bir anda yaşamadık. Resmen adım adım geliyorum dedi, görmezden geldiniz. Çevre gerçeklerini bir türlü ciddiye almıyorsunuz. Bölge halkı madenin faaliyete başladığı 2010 yılından beri çevre hakkı mücadelesi yürütüyor. Doğamızı talan, geleceğimizi yok ediyorsunuz diyor. Ama maalesef siz üç maymunu oynuyor, duymuyor, görmüyor, söylemiyorsunuz. ÇED raporu sabit. Maden ocağında 38 kimyasal madde kullanılıyor. Bunların 23'ü kanserojen nitelikli olduğu halde maden onay aldı. Zehir saçmaya devam ediyor, dur diyemediniz. Yetmedi. Kimyasal atıklar yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür havuzuna sığmayınca havuzu 3 kat, doğru duydunuz, 3 kat büyütelim dediler. O da kabul edildi. Havuzlardaki zehirli kimyasalların makinelerle atmosfere salındığı görüntüler yayınlandı. Göğe bakıp ıslık çaldınız. En son boru patladı. Zehirli kimyasallar çevreye aktı, suya karıştığı söyleniyor. Siz ne yapıyorsunuz? Fırat'ı besleyen dereleri kuru dere olarak göstermeye çalışıyorsunuz. 2022 Nisan'da bu maden ocağı hakkında soru önergesi vermiştim. Bölgenin Fırat Nehri'ni besleyen su kaynaklarına yakın olduğunu, yaşanacak afet ya da kaza durumlarının geri dönülemez çevre tahribatlarına yol açacağına dikkat çekmiştim. Madencilik faaliyetinin çevreye olan etkileri ilgili kurumlarca etraflıca değerlendirilir. İzinler öyle verilir cevabını aldım. Amma iyi değerlendirmişsiniz. Kıymetli milletvekilleri, bu konu boru hatlarındaki arıza diye basit bir açıklamayla sıradanlaştırılamaz. 16 milyon lira ceza verilip kısa bir süre faaliyet durdurmayla üstü kapatılamaz. Her kurumun neredeyse birbirini terste bırakan açıklamalarıyla geçiştirilemez. Sanki içme suyu borusu patlamış genişliğiyle mazur görülemez. Tabloya bakınca anlıyoruz ki bakanlığın etraflıca incelemesi ancak bu kadar oluyor. Bu yaşanan çevre felaketinin tüm yönleriyle araştırılması, karanlıkta nokta kalmayacak şekilde incelenmesi ve akıllardaki soruların giderilmesi için ve gelecekte bir daha yaşanmaması için araştırma komisyonu şart. Sadece bu. Buyurun, buyurun Tom. Amerikalı ve Kanadalı dostlarınızın ülkesinde bir ağacın bile kesilmesine müsaade edilmezken, binlerce kilometre öteden gelerek cennet ülkemizi köstebek tarlasına çevirip zehirli kimyasallarını vatan toprağına saçmasına artık hiçbirimiz tahammül edemeyiz, etmemeliyiz. Çevre sevgisi
yurt sevgisidir. Buradan bir kez daha iktidarı çevreye hassasiyet göstermeye, vatandaşların talebini kulak vermeye ve bizlere miras değil emanet olan doğaya saygı göstermeye davet ediyorum. Bakalım çevreyi ne kadar seviyorsunuz? Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Öztuncay. Buyurun Sayın Öztuncay. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, iyi bir hafta diliyorum. Öncelikle Türk sinemasının önemli isimlerinden Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, İliç birkaç gündür yaşanan çevre felaketiyle gündemde. 12 Haziran'da İliç'e gitmiştim ben. 12 Haziran'da İzmir Milletvekilimiz Sevda Erden Kılıç ile birlikte İliç'te bu maden ocağının o bölgeye yaşattıklarını anlatmak, kamuoyunun gündemine getirmek, hükümeti bu konuda uyarmak için İliç'e gitmiştik. Ve orada yaptığım konuşmada demiştim ki, bakın burası çok tehlikeli bir bölge haline gelmiş. Devasa siyanür havuzları var. Kanada'da bu siyanür havuzları yok. Buradaki firma Kanadalı bir firma. Bizim başka bir teknoloji kullanmamız ya da kullandırmamız gerekiyor. Burada olası bir facia ki Erzincan sayın vekillerimiz burada deprem bölgesi. Yani olası bir depremde bu siyanür havuzlarının Allah göstermesin patlayacağı, başka bir şey olacağı ve bu siyanürün toprağa karışacağı uyarısında bulunmuştuk. Ama kimse dinlemedi bizi. Çok da süre geçmedi. 2 hafta geçti. Hemen bir siyanür borusunun patladığı ve toprağa Fırat'ı besleyen derelere aktığı yönünde kamuoyuna bilgi ulaştı. İddia 20 bin ton siyanürün Fırat'a ulaştığı yönünde. Şirket 8 kilogram diyor. Sadece 8 kilogram diyor. 8 kilogram değil, emin olun 1 gram bile olsa tehlikelidir bu. Siyanür tarımı, toprağı, börtü böceği, tarımsal alanları, canlı yaşamı, ağacı tehlikeye sokan bir ürün. Bu o bölgede tarımı da sıkıntıya sokar. Kuşların ölmesine sebep olur. Oradan su beslenen kuşların ve gerçekten de Erzincan, Divriği, Sivas, Tunceli, Ovacık, Elazığ, Kevan Barajı büyük tehlikeye girer diye uyardık ama dinletemedik. Bakın, bakanlık dün bir açıklama yaptı. Dedik ki üretimi durduruyoruz. Güzel. Olması gereken bu zaten. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan'a, Sayın Bakanlığa. Ama umarım bu bizim Avşin Elbistan Termik Santrali meselesi gibi olmaz. Avşin Elbistan Termik Santrali'ndeki hava kirliliği üzerine Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Halktan yanayım, ranttan yana değilim demişti. Kapatıyoruz demişti. 6 ay sonra tekrar açılmıştı. Umarım bu ocakta üretim öyle 4 ay geçtikten sonra yeniden başlamaz. Yani milletin gazını alalım. Kamuoyunda bir gündem oluştu. Bu gündem geçsin. Ondan sonra tekrar biz burayı çalıştırırız mantığı varsa büyük haksızlık yapılmış olur, yanlış yapılmış olur. Ben burada hükümeti suçlamıyorum arkadaşlar. Nihayetinde hükümet buraya izin vermiş. İlgili şirket çalışmasını yapmış. Ama yanlış yapmış, eksik yapmış. Hükümet... Buyurun. Suçlamak için söylemiyorum, onu düzelteyim. Şirket de görevini yapmamış. Bakanlıkta denetim görevini tam olarak maalesef yapmamış. Şimdi geliyorlar 16 milyon ceza kestik diyorlar. Kime? 1.6 milyar dolarlık yatırıma 16 milyon ceza diyorlar. Devede kulak kalır arkadaşlar. Böyle ufak cezalarla bu işten kurtulmak olmaz. Yapılması gereken çok açık net. Bakın yine kamuoyuna açıklayalım. 11. Kalkınma Planı raporu. Hükümetin hazırladığı rapor. 17 yılda 273 ton altın üretilmiş, 55 tonu sadece Türkiye'ye vergi olarak verilmiş. 5,5 katından daha azı. Yazıktır, günahtır. Elin Kanadalısı geliyor, Avustralyalısı geliyor, bizim burada altını çıkartıyor, parayı kazanıyor. Tozunu, toprağını, siyanürünü yutmak da bizim yurttaşlarımıza kalıyor. Hükümet artık tedbir almalı. Bu Türkiye'nin Çernobil'idir değerli arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Bu Türkiye'nin Çernobil'idir. Lütfen daha dikkatli olsunlar. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman abi. Buyurun Sayın.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi, aziz milletimizi ve Erzincanlı hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Son dönemde gündeme getirilen ve Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler Köyü mevkiinde Anagolt Madencilik tarafından işletilmekte olan maden sahasının çevreye zarar verdiği iddiaları artmış bulunmaktadır. Bu maden sahasında açık ocak madencilik metoduyla çıkartılan, içinde altın bulunan kompleks cevher yığın liçi yöntemiyle işletilmektedir. Şu an işletmede olan tesisin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 2008-2014-2021 tarihi ÇED kararları 2020 tarihli çevre izin lisans belgesi bulunmaktadır. Maden sahasında faaliyet sırasında izlenecek tüm parametreler, izleme sıklıkları ve alınacak tüm önlemler Çevre Bakanlığı'nca takip edilmektedir. Maden sahası içinde ve civar köylerde ÇED taahhütü olarak 7 ayrı noktada sürekli hidrojen siyanür gaz ölçümleri gerçekleştirmekte ve bu ölçümler kayıt altına alınmaktadır. Bugüne kadar bu alanlarda kayda değer bir hidrojen siyanür oluşumu gözlemlenmemiştir. Bu dedektörlere ek olarak proses alanlarında işletilen 49 adet sabit hidrojen siyanür dedektörü de mevcuttur. Teste toplam 26 adet baca bulunmakta, 2 adet boiler bacasında sürekli emisyon ölçüm sistemi kurulu olup tesis çalıştığı sürece online veri olarak izlenmektedir. Biz de bölge milletvekilleri olarak yetkililerle birlikte defalarca İliç ve İliç maden sahasını ziyaret ettik ve bu bölgede herhangi bir olumsuzluğun meydana verilmemesi için hem yetkilileri hem maden işletmelerini uyardık. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çevre Bakanlığı tarafından 30 kez denetleme yapılmıştır. Ayrıca yeraltı suları ayda bir kez, yüzey suları ayda iki kez olmak üzere örneklenmekte ve yurt içi ve yurt dışında çeşitli çevre laboratuvarlarında analize gönderilmektedir. 11 senelik operasyon boyunca örneklerde herhangi bir kirlilik bulgusuna rastlanmamıştır. 21.06.2022 tarihinde gece saatlerinde söz konusu işletmenin cevher sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza neticesinde iddia edilen çevre kirliliğine istinaden Çevre Bakanlığı Merkez Çevre Denetim Ekipleri ve Çevre Laboratuvarı ilimiz yetkilileri İvedik'le bölgeye sevk edilmiştir. Denetim neticesinde 20 metreküp olduğu iddia edilen siyanür içeren çözeltinin tesis sınırlarının hemen yanında araziye aktığı mevsimin itibariyle Alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir akış bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Tesise bu olayla ilgili çevre kanununa istinaden en üst sınır olan 16 milyon 441 bin TL para cezası uygulanmış, tesisin faaliyetleri durdurulmuştur. Erzincan'da hemen herkes şu sözü iyi bilir: yerin üstü altından kıymetlidir. AK Parti olarak halkımıza, Erzincan'ımıza zerre kadar zarar gelecekse altından da vazgeçeriz, her şeyden de vazgeçeriz. Bunu da hemen kapatarak ispat etmiş bulunmaktayız. Yüce meclisimizi, aziz milletimizi ve Erzincanlı hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum.